Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok merak edilen şeylerden birini yapacağız. Zımparayla bıçak bileleyeceğiz. Ben ilk zımpara kağıdını hazır hale getirip buraya sardım. Taş gibi görünsün diye. İkinci zımparamız burada. Hızlı olacağız. Hemen zımparanın kum derecelerini söyleyeyim arkadaşlar. Şu an ilk başlayacağımız zımpara 180 kum. İkinci zımparamız da 600 kum. Hızlı olmak adına ben bıçağı zaten kölleştirdim. Bakın hiçbir şekilde kesici ağzı yok. Kayıyor gidiyor. Zımparayla bileme yaparken rahat edeceğiniz tek konu taşlar gibi suya batırma, bekletme derdiniz yok. Sadece üstünü ıslatmanız yeterli. Ondan sonra hemen başlayabilirsiniz. Hafif bir boşluk kalıyor. Bu kadarını alamadım. Elimden geldiğince törpüledim ama olmadı. 180 giritle ağız açacağız. 600 giritle de bitireceğiz. 1200 girit de bulmak isterdim. Lakin bulamadım. İnşallah onu da bulduğumuz zaman onunla ilgili bir video daha hazırlayacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Zımparayla bileme yaparken karşılaşacağınız sıkıntı işte bu. Yani 2 liralık zımparanın ömrü bu. Neyse biraz daha ıslatalım. En nihayetinde alttaki malzeme kağıt arkadaşlar. Siz bunu ıslattığınız anda gördüğünüz gibi anında bırakıyor kendisini. Tabii ki burada kullandığımız zımparanın belki de üretim kalitesi de çok etkilidir. Biliyorsunuz malzemeler kalite kalite üretiliyor. Ama şu an bu bizim ihtiyacımızı görüyor bu videoyu çekebilmek için. O yüzden yeteri kadar kaliteli. Şöyle yapalım. Fena değil. Şimdi bunu hemen buradan çıkaralım. Ve 600 giritlik. Bakın arkadaşlar. Yani hepi topu 2 dakika içerisinde zımparanın geldiği hal bu. İşte bu yüzden mesela hani yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Yani çok zorda kalırsanız evet işinizi görür. Ama ısınabildiğim bir yöntem açıkçası hiçbir zaman olmadı. Seni şöyle bir sıkıca yerleştirelim. Seni de... Bu taş tutucu ciddi anlamda hayat kurtarıyor.
Hem taşları kullanırken hem bu tarz günübirlik zımpara muhabbeti yaparken AliExpress üzerinden bulabilirsiniz değişik fiyatlara mevcut satıcılar. Şöyle bir yapalım, yedirelim. Şimdiden gitti. Fena değil. Böyle yapalım. Arkadaş. Şuradan yapalım. Bu tarz bir aletiniz yoksa, yani sıkıştırabileceğiniz bir düzenek yoksa arkadaşlar düz bir aparatın üzerine çift taraflı bantla yapıştırarak da yine kullanabilirsiniz. Hani illaki ya işte bende böyle bir aparat yok, ben nereye sabitleyeyim diye düşünmeyin. Ya da hiçbir şey bilemiyorsanız, yani hiçbir şey yok elinizde, bildiğiniz cam bantlar, küçük ilkokuldan beri kullandığınız. Onları böyle bir yuvarlak haline getirin. Her iki tarafına da bunun 3-5 yerinden 2-2 porta yine sabitleyin, yine işinizi görür. En nihayetinde bu profesyonel bir bileme amaçlı kullanılabilecek bir aparat değil, düzenek değil. Bu sadece anlık günü kurtarmaya yönelik o anki ihtiyacınızı giderecek bir yöntem. Çok sağlıklı olduğunu da açıkçası uzun sürede, yani uzun vadede çok sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü maliyetli. Şimdi 2 liraya gidiyorsunuz, zımparayı alıyorsunuz belki de 2 liraya, 3 liraya.
şöyle göstereyim. Bunun gibi iki tane daha çıkar. Yani her bileme için, daha doğrusu 5 tane bıçak bilecekseniz, bunu da artık çekemiyoruz. 5 tane bıçak bilecekseniz her biri için bundan bir tane kullanmanız gerekiyor. Gibi gibi gibi. Yani her seferinde gidip bunları almaktansa 2-3 tane kampanyadan ucuz yollu ya da uygun fiyatlı taş almanız çok daha mantıklı olur. Hem daha rahat çalışırsınız hem de uzun vadede kazanımınız çok olur. Zaten bileme videosunun sonuna geldik. Mesela şu an bu bölümlerin sıyrılması, soyulması normalde sağlıklı mı? Tabii ki değil. Ama bu bileme yaptığımız açıyla da alakalı. Şimdi ben çok aşağıya indirdiğim için şu an, mesela şu an 16'larda benim bileme yaptığım açı. Bu yüzden biraz da alıyor. Hani daha dik bir bileme yaparsanız sadece kenarlarda kağıda müdahale etmemek için dikkatli olmanız gerekir. Orta kısımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama şöyle bir yapalım. Yani böyle bir zımparayla 10-12 derecelerde bir bıçak bilediğimi hayal bile edemiyorum şu anda. Paramparça ederdim herhalde zımparayı. Evet, son 5 yapalım. 1 2 3 4 5 nazar. Boncuğu. Bunu da böyle söylemekten büyük keyif alıyorum nedense. Evet arkadaşlar, zımparayla gayet güzel bir iletişimimiz oldu. Dediğim gibi 600'lük zımparayla bitirdik. 1200'lüğe de çıkmak isterdim ama dediğim gibi bulamadım. 180 ve 600'le müdahale ettik. Biraz evvel kağıdı kesemiyordu. Bakalım şimdi sonuç ne oldu? Çok temiz değil. Açık konuşayım yani. Keserken bıçağın böyle beni rahat bırak dediğini hissediyorum. Evet, kesiyor mu? Kesiyor ama gördüğünüz gibi bakın takılma yok. Bunu ilk videodan beri söylüyorum, anlatıyorum. Keskinlikle pürüzsüzlük aynı şey değil. Hatta bir önceki masat videosunda da hatırlarsanız bıçak cayır cayır kesiyordu ama kağıt testinde yavaşlattığımız zaman takılıyordu. İkisi aynı şey değil arkadaşlar. Şu pürüzsüzlük, şöyle tutayım da, bakın, bakın. Bu pürüzsüzlük sizin bileme işleminizin ve bilemeyi bitirirken yapmış olduğunuz strop işleminin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir şey. Takılma olmaması. Bıçağınız keskindir ama kağıt testini alırken 2-3 yerden takılıyordur. Canınızı sıkmayın. Sadece hafif strop atın. Bir daha bilemekle uğraşmayın. Buna vakit harcamayın yani. Zaten bilemişsiniz. Bakın. Gram takılma yok. Ama temiz bir kesişte değil. Onu da bilin yani. Belki keskin gibi görünüyor. Belki 1200'e çıksak ya da cılkını çıkartsak, 3000'lere, 10.000'lere kadar olan zımparaları kullansak belki çok daha temiz, çok daha güzel bir sonuç alacağız. Ama bu tarz bir çelikle de 10.000'e kadar çıkmaya gerek yok. Şu bıçak kaç lira Allah aşkına yani? Zımparaya yazık. O zımpara bundan pahalıdır. Güzel. Yani dediğim gibi, mesela çok zorda kaldığınız bir anda bu tarz bir şey işinize yarar. O biraz evvel duyduğunuz ses de zaten benim yakın çekim kameramın iflas eden bataryası. Çok zorda kaldığınız durumlarda evet hayat kurtarır. Yani kampa gidiyorsunuzdur ama yanınızda taş yoktur. Hemen o bölgede bir yerleşkede bir zımpara kağıdı bulup yine işlem yapabilirsiniz. Bu bağlamda güzel. Ama Allah aşkına şuna bir bakar mısınız? Şimdi yakın çekim de yok. O yüzden şöyle tutmak zorunda kalacağım. Daha net gözüksün diye. Yani şuna bir bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar.
yanınızda yani karşınızda kullanmaya başladım. Bu da sıfırdı, bu da sıfır. Evet, gördüğünüz gibi. Arabanın yedek lastiği gibi düşünün. Yani lastiğiniz patlarsa eyvallah. Ama kalıcı bir çözüm mü? Asla değil. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım paylaştığımız bu deneyim size de faydalı olmuştur. Şimdilik bana müsaade. Beğeni butonu orada takip ederseniz sevinirim. Yorumlarda beni yalnız bırakmayın. Bir sonraki videoda buluşalım. Hoşça kalın.